Selam arkadaşlar, bugün yine ETS 2'deyiz. Türkiye turumuzun artık son bölgesine bugün başlıyoruz. Doğu Anadolu turu. Artık son bölgemizdeyiz. Bütün turları yaptık. Bir tek Doğu Anadolu kaldı. Hakkari'den başlıyoruz. Hakkari Van arası bir seferimiz olacak. 267 kilometrelik yolumuz olacak. Aracımız Temsa Safir Plus modeli. Şöyle gösterelim. Discord sunucumuzda mod linklerimiz mevcut. Oradan otobüsü, Türkiye haritasını vesaire indirebilirsiniz. Linkleri bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Discord sunucumuzda videonun açıklamasında mevcut. Bazı arkadaşlarımız yorumlara yazıyor. Görüyorum. Discord'un hani linkin süresi dolmuş diye. Linkin süresi sınırsız arkadaşlar. Linkin süresi dolmuyor. Bilginiz olsun. O bir hata olabilir, yani sizle alakalı bir hata olabilir. Çünkü yazanları gördüğüm anda direkt bakıyorum, linke tıklıyorum, pat diye açıyor benim sunucu. Bir sıkıntı yok. Süreyi özellikle sınırsız yaptım çünkü ben. Herhangi problem yok. Farklı bir tarayıcıda açmayı deneyin gerekirse. Ya da linki kopyalayın, direkt Discord'a sunucu ekle bölümüne ekleyin. Oradan direkt giriş yapın. Çünkü linkte herhangi bir sınırlama yok. Sınırsız link. İstediğiniz gibi o linki kullanabiliyorsunuz. Evet, haydi bakalım. Aracımızı çalıştıralım. Yolumuza çıkalım. Kapılarımızı kapatalım. Haydi bakalım. Koltuğumuz biraz kayıyor. Şöyle oturtturalım yerine. Tamam. Şimdi oldu. Haydi bakalım, oradan döneriz artık. Fren gücünü falan hiç ayarlamadım. Ne olacak, ne gidecek hiç bilmiyorum. Ağaçların içinden geçtik ama şurada araçlar kayboluyor. Çünkü daha geride yol bitiyor tamamen. Muhtemelen onunla alakalı herhalde. Birazcık camımızı kapatalım. Röleli Arap kordamız var. Bu arada PNG Car modu aktif. Türkiye haritasında yeni versiyon güncellemesiyle artık bazı harita modlarında çalışıyor. Türkiye'de çalışıyor mu bilmiyordum. Çalışıyor. Şu an için bir sıkıntı yok. Türkiye haritasında da çalışıyor. Promos için falan uyumlu hale getirmişlerdi. Ama Türkiye haritasında da gayet sorunsuz problemsiz çalışıyor. Aslında fren gücüne bir baksa mıydık? Hiç bilmiyorum fren gücü ne durumda. En düşükte çünkü en son tır kullandık. Neyse, şurada bir dönüş var. Orada bakarız, şöyle ince ince bir fren yapayım. İyi gibi aslında ama çok ani duruşlarda belki sıkıntı yaratabilir. İlginç bir yol. Şuradan geçelim hemen. Sanki yol birazcık kayıyormuş gibi.
Haydi bakalım. Son bölge turumuz. Bugün başladık. Otobüslerle buraları süreceğiz. Hop kayıyor vallahi. Vallahi kayıyor. Farklı bir asfalt dokusu mesela, bunu başka yerlerde hiç görmemiştim. Biraz böyle hani kayda görüntü takılıyormuş hissiyatı veriyor. Onun nedeni ben biliyorum da. Ama işte onu düzeltemiyorum. Acaba şey yapsam mı? 60 FPS'e bir sabitlesem mi? O şekilde nasıl gözükecek? Bir de öyle deneyeyim. Varsayılan değil de 59 olarak seçelim. Bunu da açık yapalım. Uygula diyelim. Bir görüntü gidip gelecek. Bir deneyelim ya. Her zaman olmuyor da bugün oluyor mesela. Şu an normal gibi. Şu an iyi gibi duruyor ama dur bakalım. Ya videodan sonra, videoyu çektikten sonra o daha çok belli olacak da. Ama yandaki monitörden takip ediyorum. Bir sıkıntı var yani. Nedenini biliyorum ben onu da. Çözümünü bilmiyorum. Çözümünü bulamadım bir türlü. Elgato ile alakalı bir şey. Benim capture kartla alakalı bir duruma. Video kayıt programları 60 FPS kayıt alabiliyor. Bizim oyunlar tabi 60 FPS'in üstünde kullanıyoruz. Monitörlerimiz yüksek herzli, 165 Hz. O yüzden aradaki kareleri atlıyor, o da takılıyormuş hissiyatı yaratıyor böyle videolara. Birazcık fizikleri de kıssaymışız, iyiymiş. Gaza basmıyorum vallahi, kendi kendine gidiyor araç şu anda. İyi mail var demek ki yolda. Oğlum sollayacaksan solla, sollayamıyorsun. Çıkıyorsun yola. Bence fizikleri kısalt. Abartı sallanıyor çünkü şu anda. Abi böyle de 60 FPS'i kilitleyince mouse sanki hareket etmiyormuş gibi, alışkanlık. Oynanıştan birazcık fizikleri kısalım. Tır ayarlarımın fiziği bu. Şöyle kısalım. Tahrik milini de şöyle kapatma moduna kadar getirelim. Otobüslerde hoş durmuyor çünkü tahrik mili. Araç şöyle kalkıyor gereksiz yere gaz verince. Bunlar da kornalarımız. Geçebilecek mi? Çok şükür. Geçebildi. Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum? Baya yol dışına çıktı, karların içine girdi çıktı. Hadi geç artık, bak gaza basmıyorum, geç. Geç artık. Oğlum niye frenliyordun? Hop kayıyoruz yalnız. Motor freni yapalım. İyi kayıyoruz şu anda. Hoppa, nasıl kayıyor?
Bazı yerler uyumlu değil mesela, bak burada falan. Yollar garip gözüküyor. Ama şuradan itibaren yine güzel bir kar dokusuna rastlayabiliyoruz. Ama buralar çok kayıyor. Yavaşlayarak girelim. Yoksa çok zor oluyor döndürmesi. Yavaş gidiyoruz ha. Hızlı gitsek hiç toplayamayız. Yüksek devir olmadan, düşük devirde aracı kaydırmadan gitmeye çalışıyoruz. Oğlum trafikteki araçlar niye böyle gidiyor? Alakasız alakasız yolları takip ediyorlar. Yol dışına çıkıyorlar falan. Niye öyle gidiyorlarsa anlayamadım. Baksana. Oba aldı başına gidiyor. Oğlum yol nerede, sen nereye gidiyorsun? Hep solladıklarını öyle gidiyorlar ama. Normal düz yolda giderken değil. Sollamaya çıkıyorlar, ondan sonra kafayı yiyor. Harita modülü alakalıdır diye düşünüyorum. Genelde Türkiye haritasında görüyorum ben çünkü o problemi.
Adam bir yola oturuyor. Tam da o sırada direksiyonu fazla çevirmiş oluyor. Hadi bu sefer başka yere yönleniyor araç. Bak şimdi oturduğu yer araç. Bak şu an kaymıyor. Ama şu dokuda kayıyor. Bak. Düz gidiyor, çevirsem de. Bak bunda kaymayacak. Bak şimdi iyi izle. Hop. Bak. Direkt fark ediyor yani. Nasıl kayıyor. Van'a geldik galiba. Şehir içindeyiz çünkü. Diye düşünüyorum. Bazen ara yerler de oluyor ama. Gelmemişiz ya. Hop, farklı bir asfalt dokusu. Aha, o ne ya? Ha, yandaki şeye değiyoruz galiba. Aynen. Yanda yol çizgisine değiyor ama yol çizgisi gözükmüyor tabii. Bak farklı bir asfalt dokusu burası. Kar modundaki farklı en azından. Oğlum boşluk vardı lan da. Nasıl çarptık biz oraya? Hiç çarpılmayacak yere çarptık. Oğlum şerit neresi? Şerit gözükmüyor. İnce lastik izleri var. Onları takip etmeye çalışıyorum artık.
doku kötü. Lastik izleriyle orantılı gidemiyorsun mesela. Şeridi ortalamış oluyorsun böyle gittiğin zaman. Şöyle gitmen gerekiyor. Galiba Van'a şimdi geldik, evet. Abi ne güzel gidiyoruz. Niye duruyorsun ya? Arkamdaki de bak nereye kadar girmiş. Kusura bakma da ittireceğim vallahi seni. Daha bu da geliyor. Oğlum ben döneceğim lan. Döneceğim. Öbür şeride geçeceğim dur. Hah gidiyor. Neyse ki. Arkadaki gelmedi. Ben şurayı bir geçeyim. Mars diye frene basılır mı ya? Otogar nerede abi? Sağda mı solda mı? Sağda. Allah. Orası bir yükselti. Bunlar geçici otogarlar. Oyunun kendi otogarları. Orijinal otogar değiller. Vallahi zor yavaşladım yanınıza. Kapı açıldı mı? Açılmış. Şuraya girelim. Fazla girdik. Tamamdır. Böyle iyi. Böyle kalabiliriz. Açalım kapılarımızı. Körüklerimizi indirelim biraz. Tamamdır. Haydi bakalım. Doğu Anadolu turumuzun ilk seferini tamamladık. Hakkari Van arası bir sefer yapmış olduk Temsa aracımızla. Etiket paket böyle bol bol slotlandırmaları var, onları kullanabiliyorsunuz. Daha fazla seçenek de var da işte ben hepsini takmadım yani, öyle diyeyim. Tam böyle etiket paket. Evet arkadaşlar, Discord sunucumuzun linki videonun açıklamasında var. Oradan Discord'umuza gidebilirsiniz. Mod paylaşımı diye bir bölüm var. Orada modlarımızı, kullandığımız tüm modları bulup sizler de indirip kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.